Arkadaşlar, Kastamonu Tosyasan pazarından hepinize selamlar. İlk videom ilgiyle karşılandı, beğenildi. O yüzden ikinciyi de çekmek istedim. Hazır mevsimin ürünleri mevcutken, çeşitlilik varken son böyle halini size göstermek istiyorum. Bir daha bu manzarayı yakalayamayız. Gerçekten şu an ceviz hasadı mevsimindeyiz. İşte hava yağışlı gittiği için Kastamonu'ya has mantarlar çıktı. Pazarda onları görmek mümkün. Kızılcıklar, yaş ceviz, sarımsak. Şu an tam mevsimindeyiz. Onları ayrıntılı bir şekilde çekmek istiyorum. İyi seyirler diliyorum size. Bu tezgahtan başlayalım arkadaşlar. Üzümler, Tosya'nın bağ üzümleri meşhur. Hemen yanında kuşburnu. Hemen yanında kabakları görüyorsunuz. Şu an tam kabakların mevsimi. Böyle kuşburnular iri iri toplanmış, taze taze. Teyzelerim pazarda ürünlerini satmaya devam ediyorlar. Yine kızılcıkların mevsimi. Sanırım kabaklar, kestane kabağı dilim dilim. Her yerde sarımsak görmek mümkün. Ha? Çekim yapıyorum. Hani nerede? Hadi. Yani mevsim bitmeden çekim. Hadi sen de çekiyorum ben. Aha, işte bir daha çekiyorum ben de. Arkadaşlar, dağ kekiği. Ben de çok toplamıştım. Mis gibi aroması var. Dağ kekiği toplamış teyzemiz. Böyle sarımsaklar, parçasının kilosu 25 lira, 20 lira, irisi 50 lira. Teyze, tezgahını çekebilir miyim? Ürünlerini, mantarlar gelmiş arkadaşlar. Kastamonu'ya has tellice mantarı, beş parmak da deniliyor. Böyle yağışlı gittiği için bakar mısınız? Bunlar çok güzel mantarlar, çok lezzetli mantarlar. Teyzem tezgahını doldurmuş, bu şekilde satıyor. Benim de en sevdiğim ürünlerden bir tanesi mantarlar. Birazdan almayı düşünüyorum. Pilavını pişireceğim, onu da sizinle paylaşacağım. Geçenki pazar çekiminde mantar yoktu arkadaşlar. Memleketini özleyenlere de gelsin böyle ürünler. Acı biberler var yine, domatesler var. Anne ne alıyor? Alın. Tabi onlar iyi olur. Etli bak. Arkadaşlar, kırmızı biberler. Böyle bugün ayrıntılı bir çekim yapacağım sizin için. Evet, tekrar hatırlatalım. Kastamonu Tosya ilçesinin semt pazarındayız. Acayip bir çeşitlilik var. Dediğim gibi mantar mevsimi gelmiş. Sarımsaklar, kızılcıklar, bolca var. Hepsini çekeceğim arkadaşlar. Şehri yenge şu an alışveriş yapıyor. Kırmızı biber alıyoruz. Birazdan köy pazarına giriş yapacağım. Oradan çekilmeye devam edeceğim. Arkadaşlar, biber tezgahındayız. Yeni doğan biberleri, Yeni Doğan köyünde böyle bolca biber yetiştirilir, patlıcan yetiştirilir. Böyle teyzelerimiz de gelir, tezgahlarının başında oturur, ürünlerini satar. Taze taze böyle çuvallara doldurmuşlar biberleri, müşteriler de alıyorlar. Sen çekmedin teyze. Ne yaptın Şeringe? Tamam. Anne sen ne aldın? Koydunuz mu siz biberi? Buraya koyalım, ben söyleyeyim. Ne yapacaksın bunu? Acılı. Acılı sos yapılacak. Şeringe de aldı. Köz patlıcan yapacağım. Köz patlıcan, köz biber yapacak, kış hazırlığı. Bu üçü de gerekiyormuş diye oldu mu? Evet. Arkadaşlar, Kastamonu'nun tarhanasına katılan 3 otu yan yana size çekmek istedim pazarda. Bu fesleğen, tohumlu fesleğen makbuldür. Bu boyun otu dediğimiz bir ot. Yine böyle tohumlu olanı makbul, güzel. Bu da dağlardan toplanan dağ kekiği arkadaşlar. Mis gibi, üçü bir arada çok güzel kokuyor. Yani. Evet, tarhanaya acı biber.
Böyle köyden gelen armut var. Teyzem de tezgahının başında ürünlerini satmaya devam ediyor. Arkadaşlar, alıç duymuşsunuzdur. Böyle dizmişler alıç meyvesini, sirkesini yapıyorlar. Biz böyle yerdik, çocukluğumuzda böyle dizerdik, kolye yapardık. Şimdi onları hatırladım. Teyzeler bunu da toplamışlar. Yanında kabaklarla birlikte böyle tezgahta satıyorlar. Şu kabağın rengine de bayıldım ayrıca. Böyle devam ediyorlar. Burada ne kadarmış anne? Şu. Kuşburnular. Kova kova kuşburnular marmelat için alınıyor. Hadi gezelim mi, gelin. Arkadaşlar, meşhur tarhan avuklarını. Evet. Ne kadar abi bu? 15. Çok güzelmiş. Daha fazlasını aldım nasıl olsa, değil mi? Ha? Aldın mıydı? Kötüydü bizim aldığımız. Seninki dolu doluymuş ya. Bak şurada da var şeringe. Naneler. Kızılcık da güzel de kekikle çok güzelmiş. Ben bu sene toplayamadım. Almalı biraz. Besleyeni. Boyun otu arkadaşlar bu. Tosya'nın, Ortalıca köyünün tarhanasına katılan boyun otları böyle asmış amcamız. Sarımsaklar, yüzlük fasulyeler çıkmış arkadaşlar, her şekilde mevcut Tosya pazarında. Ovazlar da çıkmış arkadaşlar, bunu bilen bilir, Tosyalılar bilir. Bakar mısınız, bu şu an ham, olgunlaşacak. Benim en sevdiğim yemişlerden bir tanesi, inanılmaz lezzetli. Dereotları böyle tohumlu. Tohumlu olanı makbul burada. Turşulara katılmalık. Şu an turşulara katılınıyor. Arkadaşlar, tarhana eleklerinin yanındayız. El yapımı elekler. Boy. Böyle güzel yapılmış, göçmesin diye, şöyle ortası göçmesin diye şerit yapılmış. Ben de ceviz topladığım için ellerim de böyle kara. Ne kadar? Kara mı? Ne kadar? 45 lira. 45 liraymış arkadaşlar. Tarhana elekleri. Abi şu çanta ne kadar abi, şu büyük boy. Şu mu? He. 70 lira. 70 diyor lira. Şehir yenge, 80 diyor. Maviler de çok. Her yerde mantar çıkmış. Yine köy pazarındayım, teyzenin ürünleri var. Arkadaşlar, Yeni Doğan Köyü'nden Emine ablamızın tezgahındayım. Çakal diyoruz, bilenler bilir. Yeni Doğan Köylü Emine ablamız tezgahının başına oturmuş, ürünlerini satıyor. Böyle müşteriler geliyor. Emine abla, kolay gelsin. Hoş geldin. Sefa getirdim kızım. Ne yapıyorsun? Neler satıyorsun? Neler var neler. Yeni Doğan'ın zepseleri. Evet. Evet. Çok güzeldi. Damak tadına uygun. Doğalısa doğal. Bizzat kendinizin yaptığı şeyler değil evet, mi? Evet kızım. Mart ayında başlıyoruz. Kasım'ın sonuna kadar bunlarla uğraşıyoruz. Kendin mi satıyorsun burada? Kendim satıyorum. Evet, halkıyla da beraber iş yapıyoruz. Evet. Satışta tekin, işte çavuş. Allah kolaylıklar versin. Amin, sağ ol. Böyle taze görünüyorlar. Evet.
Çakal'ın, Yeni Doğan Köyü'nün sebzeleri böyle meşhur mu? Burada çok var çünkü, değil mi? 3-5 koyun içinde bizim %8'den birinciye geliyor Yeni Doğan'ın sebzesi. Çok verimli, güzel oluyor gerçekten. Yeni Doğan'ın hanımları, beyleri çok çalışkanlı. Evet. Saat 6'da kalkar, gece 9'da yatar. Böyle tezgahlarda hep sizin gibi ablalar satıyor. O da çok güzel ürünlerini. Ablalar, beyler, teyzeler. Herkes iş başında. Evet, babaanneler bilhassa. Evet. Şöyle tezgahını da tanıtalım, neler var? Tezgahın bittiydi, bir şey kalmadı ki. Ha, biz geç geldik, kalanları gösterelim. Karan için kullanılır bu, Arnavut biberi dilimi. 15 lira kızım. Evet, Arnavut biberi, acı Arnavut biber. Arnavut biberi, acı biber, tarhana da kullanılır. Emin abla, şu nedir, şu kutunun içindeki? O da tarhanamız özel. Onu bir gösterebilir misin? Geçen sormuşlardı. Yaş, yok, kutudan. Bu yaş tarhana. Kutudan göster, evet, kutudan. Şöyle. Arkadaşlar, bu yaş tarhana, yaş geçen tarhana. Bir takipçim sormuştu. Evet. Yeni Doğan Köyü'nün meşhur yaş tarhanası. Evet. Her yerde yapılmaz, çok lezzetli olur. İnanılmaz güzel bir tadı var. Fasulyen var. Fasulyemiz var, o da taze fasulye. Biberler var, patlıcan. Tosya pirinci var yine. Tosya pirinci, Osmancık. O da keşkekliğimiz, o da doğaldır. Evet. Tosya'da keşkek bolca yapılır arkadaşlar. Keşkeklik buğday bu şekilde pazarlarda satılıyor. Yine şeftali var. Patlıcanı var. Maydanozu var. Taze. Maydanoz var. Evet. Oldu o zaman. Sana kolay gelsin. Oldu. Sağ ol. Hayırlı işler. Oldu. Sağ ol. Hadi. Arkadaşlar, mısırlar. Çöt mısırları. Ne kadar diyor? 5.30. Pahalı. Nereye biber, nereye baktınız? Gel. Arkadaşlar, şeker pancarını göstermek istiyorum size. Bu kırmızı pancar. Şu şeker pancarı. Biz eskiden babaannem pişirirdi, yerdik. İnanılmaz lezzetli olurdu. Şimdi o günler aklıma geldi gördükçe. Pancarları da pazarda görmek mümkün. Şu an en çok kabaklar var arkadaşlar. Burası 5 liradan var. Meyve almadım. Meyve de var. Böyle yaş tarhanaları da satıyorlar. Gördüğünüz gibi ovaz meyvesi var. Yine olgunlaşmış. Tosya'nın yaş tarhanası. Köylerinde de yapılan, özellikle Yeni Doğan Köyü'nde yapılan yaş tarhana. Evet, lahanalar da yerini almış arkadaşlar. Yine yaş ceviz var, yaş cevizler. Arkadaşlar, yaş ceviz satılıyor, kabuklu ceviz. Bu da çok lezzetli olur yaşken yemesi. Tezgahlarda yerini almış. Ne dediğim gibi elma. Yani şu meyveyi yemeyen var mı bilmiyorum. Ovas. İnanılmaz lezzetli. Bunu böyle asacaklar alan kişiler. Çünkü ham yerinde olmasını bekleyecekler. Kahverengiye döndükten sonra da tüketecekler. Yine ablalarımız böyle şişelerde kendi ürünlerini satıyorlar. Köy pazarı. Dediğim gibi çekmeye devam ediyorum. Biraz kalabalık. Peylerde, böyle sepetlerde biberler gelmiş. Elmalar. Her yerde görmek mümkün.
Sirke onlar değil mi? Sirke mi onlar hep?